Beni çağırır mısınız? Nedir bu? Kredinizi kullandınız. Bundan sonra kafanıza göre hareket etmeyeceksiniz. Ne yaptığınız, kimle görüşünüz benim zerre kadar umurumda değil. Ama söz konusu Melek'se, kendi özel hayatınıza kızımı alet etmeyeceksiniz. Öyle kafanızın estiği her yere Melek'e götürüp orada yalnız bırakmayacaksınız. Bundan sonra sadece benim talimatlarım geçerli. İmzalayın. Özel hayatımı işime karıştırdığımı nereden çıkardınız? Siz beni böyle bir şeyle nasıl suçlarsınız? Bakın bu konuşma uzadıkça çirkinleşecek. Rica ediyorum. Ben Melek sadece mutlu olsun istedim. Yaşıtlarıyla kaynaşsın. O sırtındaki acılardan birazcık olsun sıyrılsın istedim. Siz de karşıma geçmiş. İmzalayın. Bakın özel hayatınız tümüyle sizi ilgilendirir. Ama söz konusu benim kızımsa... Kendinizi yormayın. Sürekli hakaret işitmekten, yersiz suçlamalarınıza maruz kalmaktan bıktım. Meleğim, hayatımın en güzel zamanlarını seninle geçirdim. Çok mutlu oldum, çok eğlendim. Sen benim içimdeki yaraları öpüp iyileştirdin. Ama şimdi gitmem gerekiyor. Artık burada çalışmıyorum. Sakın üzülme, tamam mı? Bu bir daha birbirimizi görmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Ben seni görmek için yine geleceğim. Tabii sen de istersen. Tanem, hadi yapma böyle. Sil gözyaşını. Hadi güzelim. Hadi benim meleğim. Meleğim.
Ben size söylemiştim. Bakın, muradınıza erdiniz. Muradımıza erdik demek istedin galiba Yeliz'ciğim. Neyse. Gerçekten o kadın yapıştı. Bir ara hiç gitmeyecek zannettim, biliyor musunuz? Başka bir isteğiniz var mıydı? Ah, dur. Buyurun. Zehracığım gel. Şimdi Hicran'ın bu yedek kıyafetlerin içinde olduğu şu çirkin bir bavul vardı, biliyor musun? İğrenç bir şey ama. Onu bulup bana getirir misin? Tabii efendim. Bir de Süleyman'ı çağır. Ne diyorduk? Yeliz'in fendi Hicran'ı yendi. Yeliz Hanım, beni istemişsiniz. Buyurun Süleyman Bey. Ah, sizden bir şey rica edeceğim. Bu Hicran'ın yedek kıyafetlerin içinde olduğu bir bavul var. Onu Hicran'ın evine götürebilir misiniz? Siz evi biliyorsunuz. Çünkü ben o kadına ait evimde hiçbir şey olsun istemiyorum artık. Merak etmeyin efendim, hallederim. Geldi. O çirkin şey işte. Tamam, ben hallederim, merak etmeyin. Çok teşekkürler. Çanta da gitti. Ay, bu iş artık bitti. Efendim Hüseyin. Ne diyorsun oğlum ya? Bak geçen seferki gibi olursa yemin ediyorum bütün parayı senden tahsil ederim. Ulan ne var ne yok cebimde yatırmıştım be. Tamam tamam, ben yine öyle yapacağım. Yemin ediyorum kuruşuma kadar yatıracağım. İnşallah sağlam tüyodur. Tamam. Hadi görüşürüz, tamam. Hadi hayırlısı olsun. Thank you.
Aa Melek. Ne işin var senin burada? Hicran ablama mı geldin? Tamam ben seni hemen götürürüm. Bekle. Gel. Ben sana dedim ne mi kazanırız? Nasıl 90'a taktım topu gördün mü? Niye yemiyorsun? Bireyimin hakkıyla kazandım ben o gofreti. Hadi ye. Ha, ben anladım. Senin karnın aç. Patates gözlüyüm sana. Otur şöyle. Ateşin içine atarım. Nar gibi kızarır şimdi. Bak çok güzel olur vallahi. Burada yaşadığıma bakma. Kendime iyi bakarım ben. Seni de karnını doyururum şimdi merak etme. Bir tane. Hadi yapma böyle. Sil gözyaşını. Hadi güzelim. Hadi benim meleğim. Melek nerede? Aa, bilmem. Az önce odasındaydı. Yok mu şimdi? Ya baktım odasına yok. Ulan ya. Melek nerede? Vallahi demin odasındaydı. Baksın isterseniz Zehra bir koşun. Neredesin be kızım ya? Neredesin be? Ya nereye kayboldum çocuk? Melek! Babacığım orada mısın? Hay Allah'ım ya! Her yere bakacaksınız. Atölyeye, bahçeye, depoya, her yere. Her taşın altına bakılacak. Siz de. Depoya. Bağıramaz da şimdi. Melek! 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 Ay nerede bu çocuk? Melek! Melek kızım, Melek! Neredesin be kızım ya? Neredesin be? Melek! Melek! Bilmiyorum. Ay Allah ya! Nerede şimdi bu? Bilmiyorum, bilmiyorum.
sana dedim çok güzel olur. İçine peynir de koysan daha güzel olurdu ama parmaklarınla yerdin o zaman. Ben anladım. İcran ablama gitmek istiyorsun değil mi? Ortalığı bir toparlayalım, sonra gideriz İcran ablanın yanına. Delireceğim ya. Ya yemin ediyorum delireceğim ben. Koca koca insanlar, küçücük bir çocuğa sahip çıkamıyorsunuz. Ama Emre'cim, Melek Hicran Hanım gittikten sonra sanki sorumlusu bizmişiz gibi hepimize küstü. Odasına kapattı kendini. Bugün yanına gittim, gel oyun oynayalım dedim, istemedi. Ya sen bu kadar telaşlanma, lütfen yapma. Çocuk bu, bir yere saklanmıştır. İllaki gelecek. Yeliz haklı Emre'cim. Üstüne varmayalım dedik. Ama belli ki dikkat çekmeye çalışıyor. Buralardadır, çıkar birazdan. Yeter. Tek bir mazeret daha duymak istemiyorum. Kimin ne kadar haklı olduğu da benim umurumda bile değil. Araba hazır mı? Hazır efendim. Bunun ne işi var burada? Vallahi ben de ilk defa görüyorum bunu. Küçük hanımın oyuncağı değil mi o? Abi sen nereden geliyorsun? Ben Hicran Hanım'a çantayı verdim. Hay aklında bin yaşa Süleyman Efendi. Ya görüyorsunuz değil mi? Kadın her şeyi planlamış, bu da onun işi. Nereden biliyorsun dersen, beni aradı, emri vaki yaptı. Benim çantam konakta kalmış, onu gönder bana dedi. E ben de Süleyman Efendi'den rica ettim çantasını götürmesi için. Ama demek ki bu planmış. Sırf Melek'i yanına götürmek için yapmış bütün hepsini. Ya kadın buradan çıkmadan önce Melek'in odasına gitti. Demek ki Melek'e anlatmış, çocuğun aklını çelmiş. Ya bu kadın kuzu postuna görünmüş, kurtmuş da bizim haberimiz yokmuş Emre. Emre Bey arıyor. Aç aç. Kesin pişman olmuştur. Ha? Tabii pişman olacaklar. Senin gibisin. Nereden bulacaklar? Kendi kızın gibi baktın çocuklarına. Hadi aç. Aç aç. Kız, niye kapattın? Anahtarlar. Buyurun. Biz de senin arabayla takip edelim, gel.